Galatasaray'la ilgili de gazete manşetlerimizi inceledik. Hem haberlerle sizleri buluşturduk hem de gazete manşetleriyle. Bir de isterseniz yorumcumuz sizlerle olsun. Mehmet Özcan bizlerle birlikte, kendisiyle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar. Hafta arası maçları başlıyor ve hafta sonu derbi de var. Evet, gözümüz maçlarda olacak ama ister istemez bir derbinin havasına da girmeye başladık. Şimdi Ankaragücü maçını konuşalım ama ondan öncesinde şunu sormak istiyorum. Dün bir antrenman gerçekleşti. Tabii ki geçen haftanın karşılaşması Sivasspor olayı, yankıları hala devam ediyor. Takımdaki durum nasıl? Teknik heyette durum nasıl? Çünkü Sivasspor cephesinde karışıklıklar var. Tekrar oynatılmasını talep ettiler. Galatasaray kısmında son durum nedir? Galatasaray'ın Sivasspor maçıyla ilgili artık kafasında kalan bir durum yok. O maçta hakem hatasından çok Galatasaray tarafını rahatsız eden unsur bozuk zemindi. Hatta o zeminde Emre Taş şimdi risk edilmemiş. Sonraki periyotta sakatlandığı için şimdi oynanma durumu ortaya çıktı. Ama zemin çok kötüydü ve ligimizde yaşanmış bir örnek var. Sezonun ilk yarısındaki Konyaspor Fenerbahçe maçı Konya'daki bozuk zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanmıştı. Benzer bozuk zemini Sivas'ta gördük ki Barış Alper'in golü. O gole bakarsak da oradaki zemin nasıl bozuk olduğunu topun ağlarla buluştuğu sıradaki yuvarlanmasından anlayabiliyoruz. Ama genel anlamda takımda pozitif bir hava var. Burada tabii Okan Hoca'nın da ciddi bir şekilde maç maç hafta hafta oyuncu kazanması, son maçla birlikte de Berkan, Barış Alper işin içine girdi. O yüzden Galatasaray'da şu an moral motivasyonun üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Peki Ankaragücü maçına geçelim istersen. Keyifli bir karşılaşma bekliyoruz. Çünkü Galatasaray liderlik mücadelesinde, liderliği korumanın hedefinde artık. Ve bu karşılaşma da bunun için çok önemli. Özellikle Fenerbahçe derbisinin öncesinde. Peki şimdi sarı kart ceza sınırında olanlar var. Sakatlığı olan isimler var. Yok, Okan Buruk'un işi biraz zor gözüküyor. Nasıl bir oyun planı düşünülüyor bu karşılaşma için? Şimdi bu karşılaşmada rotasyon olacak. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi hem sakatlar hem cezalar var. Açıklayalım. Sağ bekte Sasha Boş, orta sahada Sergio Oliveira, artı buna paralel olarak da mevcut iki sol bek yerli Kazım Can ve Emre Taşdemir. Dört eksik var. Roz'u çok planlarda dahil etmiyorum. Roz zaten şu an içinde ne Türkiye Kupası dışında oynama şansı bulamamış bir isim. Genç Danimarkalı stoper. Hali hazırda bu dört önemli eksiğin olduğunu düşünürsek bir de buna kart sınırındaki isimler nedir açalım. Abdülkerim, Kerem Mertens, Ankaragücü maçında sarı kart görürlerse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. İster istemez taraftarda şöyle bir beklenti oluştu. İşte derbiye yönelik hoca bu isimleri Abdülkerim'i, Kerem'i, Mertens'i sinirlendirirse ama böyle bir şey olmayacak. Galatasaray as takımıyla çıkacak. As takımıyla da çıkmalı. Neden dersek İstanbulspor maçı bir referans olmuştur. Arada çok skeket farkı olmasına rağmen 2-0'dan 2-2'ye gelebilecek bir oyundu. Sonda Emir'in uzatmadaki pozisyonu Okan Koçuk ayağıyla kurtardı ve Galatasaray galip geldi. Yoksa o maçta 2 puan kaybı olacaktı. 5 maçlık bir galibiyet serisi var. Bunu 6'ya taşımak istiyor Galatasaray. Bu eksiklerin ışığında da bir ideale yakın 11'i bulmaya çalışacak Okan Hoca. Artı Mario Icardi'nin durumunu da görecek. Dünkü idmanda takımla çalıştı. Bir haftadır topla bireysel çalışmalarına başlamıştı. Ben Icardi'nin genel plan 15-20 dakika Ankaragücü maçında süre alması, Kadıköy'de ilk 11 çıkması şeklinde. Ama tabii yarınki maçın hikayesi Icardi'yi daha önce mi oyuna atar, daha az mı oyuna atar onu göreceğiz. Perşembe günü Icardi için Fenerbahçe maçına yönelik ilk 11 olur olmaz o tahmini de paylaşırız. Onun dışında hani Galatasaray 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya taşıyarak Kadıköy'e lider gitmenin planlamasını yapıyor. Icardi için 15-20 dakika dedin. 15-20 dakikanın sonradan oyuna dahil olma planı olarak düşünmek istersem eğer Gomis gol yollarında ilk sırada olacak. Eğer Gomis Galatasaray'ı sırtlayabilirse, gol atabilirse ve güzel bir karşılaşma giderse yine de Icardi riske edilecek mi 15-20 dakika? Yoksa skora göre mi aslında belirlenecek bu? Yok, Icardi'nin çok net şekilde Fenerbahçe derbisine 11 başlaması isteniyor. Bunun yolu da aslında bu zamana kadarki sağlık heyetinin teknik heyetini yaptığı. Yani Icardi için Sivas deplasmanı da riske edilmedi. Yani Icardi'nin bütün planlaması Ankaragücü maçında bir 15-20 dakika oynatalım. Kadıköy 11 çıkartalım. Gomis artık yaşı temposu ben kolay kolay hele ki bir derbi maçında ilk 11'i kaldırabileceğini düşünmüyorum. Yani Ankaragücü maçında atacağı gollerden bağımsız ben çok Gomis'li planlama yapmak isteyeceğini tahmin etmiyorum Okan Hoca'nın. Hatta bir adım ileri gideyim. Rakip Ankaragücü maç iç saha olduğu için Gomis tercih ediliyor. Artık zorluk seviyesi yüksek maçlarda o denklemden
Icardi'yi çıkartırsak da B planı Barış Alper Yılmaz olabilir ki Sivas maçını getiren isimdi. Şimdi tabii doğal olarak yerli sol bek kalmadığı için bizler de Antalya kampını takip ettiğimizde Okan Hoca'nın bizlere söylediği artık hani sol bekte olabildiğince yerli kullanacağım. Artı 3'te oturttuk. Kadromuz oturur diyordu. Nedir bunu açalım işte. Sol bekte Kazımcan Emre Taşdemir olduğunda siz orta sahada Sergio Oliveira ile Torreira'yı birlikte kullanıp Rashica'yı bir kenara, Mertens, Icardi 5 yabancı birden kullanabiliyordunuz ama şimdi sol bekte Ankara Gücü maçında Faan Anoğlu'tu. Ben derbide Duva'yı bekliyorum. Faan Anolt ekstra bir toparlanma göstermezse Ankara Gücü maçında ama sol bekte yabancı olacak. Doğal olarak sizin orta saha veya ön tarafta bir yerli isim bulmanız gerek. O isimlerden de ya Berkan olur ya da Barış Alper olur. Onu da bize Perşembe Cuma günkü taktik çalışmalar gösterir. Faan Anolt aslında biraz mecburiyetten düşünülüyor sol bek. Evet, evet, evet. Peki Fenerbahçe derbisini de biraz konuşmak istiyorum. Aslında Ankara Gücü eğer kazanılması halinde Fenerbahçe derbisinde de yine acaba değişiklikler olacak mı Galatasaray cephesinde? Çünkü oyuncuların bir kısmı belki iyileşmiş olacak. Şöyle söyleyelim, yani Galatasaray'ın artık ilk 11'in oturduğunu düşünüyorum. Bu 5 maçlık galibiyet serisine de zaten yansıdı. Nedir açalım? Kalede Muslera, stoperde Nelson Abdülkerim, sağ bek Sasha Boş, sol bek yerli diyorduk. Torreira Oliveira ikilisi, Rashica Kerem kenarlarda, Mertens, Icardi ama tabii ki hem sakatlıklar hem cezalar bunlara sebep oldu. Ben Ankara Gücü maçı için tahminimi paylaşayım öncelikle tabii. Cezalar ışığında. Muslera kalede, Dubois sağ bekte, Faan Anolt sol bekte, Nelson Abdülkerim, Abdülkerim'in karşısında olmasına rağmen ikisini bekliyorum. Orta sağ Berkan Torreira bu sefer. Geçen Sivas maçı Berkan Oliveira'ydı. Bu sefer Oliveira cezalı, Torreira dönüyor. Torreira Berkan'ı bekliyorum. Ön taraftaki üçlü Kerem, Mertens, Rashica, ileri uç Gomis. Zaten burada siz Berkan, Kerem, Abdülkerim'le artı 3 karşılıyorsunuz. Belki bir ihtimal Barış Alper'i 12. adam olarak hani ilk 11'de olmasını bekliyorum. Bir ihtimal o da. Artı Icardi'nin de son 15-20 dakika süre almasını bekliyorum. Bunun dışında Kadıköy'de ne olur? Kadıköy'de muhakkak Oliveira Torreira olur. Belki Berkan'la orta saha üçlenir. Kerem, Mertens, Rashica, Icardi'den belki de burada Rashica'ya yer kalmaz. Mertens'i kenarda görebiliriz. Böyle bir düzen olur. Artık hani onun dışında Galatasaray'ın kadrosunun oturduğunu düşünüyorum. Zaten bu da ister istemez oyununa ve puan tablosuna kesinlikle yansıyor. Kesinlikle. Ankara Gücü karşılaşmasının sonucu da tabii ki Fenerbahçe derbisi için de etkileyici olacaktır. Ocak ayına geldik artık. Transferde Galatasaray'da bir şeyler netleşmeye başladı mı? Çünkü Aralık ayında birçok aslında yıldız ismi konuşmuştuk hep birlikte. Peki netleşen isimler var mı? Hangi bölgelere aslında ilk transfer yapılacak? Bir de bireysel olarak Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ara transferdeki durumunu sormak istiyorum. Yunus kalacak. Yunus yeni takıma döndü. Belki Ankara Gücü maçı maç kadrosuna da alınabilir. Sakatlığı vardı. Nasıl ki Okan Hoca Barış Alper'den faydalandı Sivas maçında galibiyeti getirdi. Ben Yunus'un da bu sezon içinde muhakkak bazı maçların kırılma anlarında sorumluluk alıp skor değiştirmesini bekliyorum. Ve Okan Hoca'nın planlamasında olan bir oyuncu ama şu an fiziksel durumundan dolayı oynamıyor. Çünkü bir sakatlık yaşadı hazırlık kampında. Bu da doğal olarak lige sirayet etti. Ara transfer dönemine gelirsek iki bölge söyleyebiliriz. Sol bek ve ön taraf. Zaten Galatasaray'ın memnun olmadığı iki isim var. Faan Anolt, Seferovic. Bu oyuncularla yolların ayrılması, yabancı kontenjanın açılması ve takviye yapılması. Sol bek konusunda evet kulüp Brugge'de bonservisi olan Westerlo'ya Maxim Decouper için bir temas kuruldu ama 10 milyon euronun üzeri bonservis doğal olarak Galatasaray'ın geri adım atmasına sebep oldu. Yerli isimler düşünülebilir. Artı 3 denkleminde sizi rahatlatır. Orada da tek bir isim söyleyeceğim. Aziz Behiç. Avustralya milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Şu an İskoçya'da kariyerini sürdürüyor. Bizim ligimizde de Bursa Spor, Başakşehir, Kayseri, Giresun fazlasıyla tecrübe sahibi. Geçici bir çözüm olarak Aziz Bey için gündemde olduğunu söyleyebilirim. Ön taraf için Dembele en iddialı isim ama Dembele gibi bir ismi de getirmeniz mali açıdan bonservis elinde olsa da sezon sonu için kolay değil. Ara transfer dönemi için de zor ama ön taraf için de bir arayış olduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak bir ismi daha sormak istiyorum. Abdülkerim Bardakçı çünkü iki gündür gazetelere yansıyan bir isim. Son dönemdeki performansı da beğeniliyor ve kendisinin milli takımda forma giymek istediğine dair birçok haberleri var. Neler söylersin bu konuyla ilgili? Bu sezonun Galatasaray'ın en iyi oyuncusunun Sasha Boy olduğunu söyleyebilirim ama aradan sonra hazırlık kampını en iyi değerlendirdiğin isim de net şekilde Abdülkerim Bardakçı'ydı. Topu oyuna sokmadır. O Konya Spor'daki özgüvenini de topla çıkışlarda Galatasaray'da görüyoruz.
Hatta yani maç özetlerine de yansımıyor. Maçın ilk yarısında da Gomis'e çok net bir pozisyon hazırlamıştı Abdülkerim. Abdülkerim şu an ligimizdeki en iyi yerli stoper. Artı 3 kuralı hep diyoruz Galatasaray için. Bugün yabancı serbest olsun. Okan Hoca yine gözü kapalı şekilde Abdülkerim'i ilk 11'e koyar. Milli takım içinde çok net. Artık Abdülkerim'in oraya seçilmesini bekliyorum. Çünkü eldeki stoperlerimiz zaten takımlarında çok düzenli oynama fırsatı bulamıyor bu sezon. O yüzden de Abdülkerim muhakkak milli takıma seçilecektir. Peki Mehmet Hocan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle Ankara Gücü karşılaşması öncesi Galatasaray'ın durumunu konuştuk. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor ara transfer döneminde 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Detaylara haberimizde bakalım.